Herkese selamlar. Viyana'dan araba kiraladık. Şimdi belki de dünyanın en güzel köylerinden biri olan Hallstatt'a gidiyoruz. Yollar gerçekten çok güzel. Alplere giriyorsunuz yavaş yavaş. Her yer bir anda yemyeşil oluyor. Kocaman dağlar sarıyor çevrenizi. Bir de çayırlar var yemyeşil. Gerçekten oraya çim mi ekiyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz ama inanılmaz güzel gözüküyor. Hallstatt köyünde bir gün kalacağız. Orada vakit geçirmeyi düşünüyoruz bir gün boyunca. Bakalım, biraz yürüyüş de yapacağız. Göl kenarında vakit de geçireceğiz. Bu arada bu arabayı Viyana'dan kiraladık. 4 gün boyunca bizde olacak. Yaklaşık 90 euro verdik. Yine ucuza bir araba bulmuş olduk Avusturya'da da. Hallstatt'ta görüşmek üzere diyelim. Şimdi dağ yollarına geldik. Çok az kaldı kasabaya giriş yapmamıza. İnişli çıkışlı yollar birazcık da dar ama çok tehlikeli bir yol yok galiba genel olarak, değil mi? Evet, katılıyorum. Güzel ama çok güzel yollar. Evet, yollar çok zevkli, eğlenceli gerçekten. Hiç sıkılmıyor insan. 3,5 saattir yoldayız. Gerçekten hiç sıkılmadık. 2 dakikamız falan kaldı park yerine ve giriş yaptık. P1 park alanından eğer fazla valiziniz varsa ve şehir merkezine yürümek istemiyorsanız bu tuşla shuttle çağırabilirsiniz ve otelinize ücretsiz ulaşabilirsiniz. Shuttle'lar bunlar, üstlerinde taksi yazıyor. Bunlar sizi gelip alıyorlar ve kaldığınız otele bedava bırakıyorlar. Hallstatt'a dağlardan gelen suya bakın. Tertemiz. Vallahi nasıl serinlik geliyor su. Şu sağ tarafımız hemen tuz madenlerine çıkılan yer. Şimdi Hallstatt'a girdik. Tam bu noktadan itibaren araba artık giremiyor köyün bu tarafına. Arabayı P1 denilen bir park alanına bıraktık. Buraya da yaklaşık 10-15 dakika kadar yürüdük. Bir günlüğüne internette okuduğuma göre 18 euro civarında bir şey vereceğiz. Şimdi otelimize gidiyoruz. Hallstatt'ta olmasına rağmen bence fiyatı çok pahalı değildi. 140 euroya tuttuk bu oteli. Gidelim şimdi oteli de görelim. Sonra yavaş yavaş Hallstatt'ı keşfederiz. Bakın, size bir evde ne bulduğumu göstereceğim şimdi. Şimdi otel odamıza vardık. Burası banyomuz. Gayet güzel, kullanışlı, ferah. Burada bir koltuğumuz var. Hemen sağ tarafımda. Koltuğun hemen yanında kocaman bir yatak. Size şimdi güzel bir manzara göstereceğim. Buradan hem arkadaki güzel evlerin, taş evlerin hem de dağın manzarasını görebiliyoruz. Ama asıl sürpriz diğer balkonda. Diğer balkondan da efsane bir göl ve dağ manzaramız var. Burası bizim muhtemelen kaldığımız en güzel otel odası. Öyle düşündük. Buraya 140 euro verdik dediğim gibi ve bu fiyata kahvaltı dahil. Böyle bir yerde, böyle bir manzarada kalıyorsunuz. Gerçekten şu an çok mutluyuz. Bizi çok yükseltti. Hallstatt'ın şu an en panoramik noktalarından bir tanesindeyiz. Hepimizin o internette gördüğü, Instagram'da gördüğü fotoğraf tam bu noktadan çekiliyor. Bu köyün aslında çok eskiye dayanan bir tarihi var. 7000 yıllık bir tuz madeni bulunuyor bu köyde ve o tuz madeni sayesinde burada ilk yerleşimler başlıyor. Köyün popüler olması tamamen internette bu köyün fotoğraflarının bir anda paylaşılmaya başlamasıyla aslında başlıyor. Biz de şimdi köyde gölün etrafında ufak bir gezinti yapıyoruz. Buradan sonra yemek yiyeceğiz. Panorama noktasından 5 dakika kadar yürürseniz köy bitiyor. Şu tabelanın hemen arkasında köyün bittiğini görüyorsunuz. Buradaki arabalar da köy sakinlerine ait, öğrendiğimiz kadarıyla. Burada plakaları var, onlara ayrılmış. Sadece onlar köyün içine arabalarını sokabiliyorlar. Bakın, ileride burçağın arkasında bariyerler var. O bariyerlerden onlar geçebiliyorlar ancak. Siz arabanızı P1, P2, P3 o park yerlerine bırakabiliyorsunuz. Şimdi bir kilise var. Oraya çıkıyoruz. Oradan da çok güzel köy manzarası var, göl manzarası var. Ama hani oraya gitmemize gerek yok. Bir sağa bakın derim.
Her yer manzara. Bahçesinde mezarlık bulunan bu kilisenin ismi Maria Himmelfahrt Kilisesi. Bu kilisenin aynı zamanda çok güzel bir manzarası var. Gelin o manzaraya da birlikte bakalım. Şu an Mayıs'ın tam ortasındayız. Dağların üstünde ufak tefek karlar hala var ama çok az. Size bu kiliseyi yarın daha detaylı anlatacağız. Bu kilisenin içinde bir sürü kemik sergileniyor. Bu kemikler de zamanında burada gömülü insanların kemikleri. Yaklaşık 12 sene kadar burada insanları gömüyorlarmış. Sonra yer olmadığı için köyde o kemikleri kaldırıp içeri alıp onun yerine başka bir insan gömüyorlarmış. İçeride o kemikleri sergiliyorlar. Dediğim gibi yarın size göstereceğiz. Burası da şehrin ana meydanı. Hallstatt'ta yürürken burayı kaçırmanız imkansız. Çünkü burası gerçekten çok küçük bir yer. Birkaç otel, birkaç restoran, birkaç tane de dükkan bulunuyor burada. Buradaki oteller çok güzel bu meydana bakıyorlar ama bizim otelle kesinlikle değişmem. Ama güzel fotoğraflar çekilmeniz için renkli evleriyle çok güzel bir yer burası. Hallstatt'ın tam merkezi, meydanın dibi. Tabii ki ne var? Dönerci. Buradaki birçok yer çok erken kapanıyor. Göl kenarında bir yer gördük. Orada yemek istedik. 7.30'da kapatıyoruz dediler. Giremedik. İlerleyince başka bir yer gördük. Tamamen tesadüf. Balık yemek istiyorduk bu arada. Bu gölün alabalığı meşhurmuş. Şu an o alabalığı yiyoruz. Burayı işletenler de Türk çıktılar. Buna artık şaşırmıyoruz yani. Çünkü gerçekten Türkler her yerde. Hallstatt'ta göl kenarından yürüyebiliyorsunuz ve şehri görebiliyorsunuz. Ama bir yüksek yol daha var. Şu an biz oradayız. Zaten göl kenarından yürürken bir yolun böyle yukarıya doğru ayrıldığını göreceksiniz. O yoldan da yürüyebilirsiniz. Bu yolda da gölü daha yüksekten izliyorsunuz. Biz şimdi bu yolu kullanarak dün gittiğimiz kiliseye gidiyoruz. O kilisedeki o kemik odasını göstereceğiz size. Oradan da burada bir tuz madeni var. Tuz madeninin içine girmeyeceğiz ama tuz madeninin oraya yürüyerek çıkacağız. Yaklaşık bir saat sürüyormuş. Bunu isterseniz funikülerle de yapabiliyorsunuz. Gidiş dönüş 22 euro ödemeniz gerekiyor. Biz yürümek istediğimiz için, çünkü burada hava gerçekten çok temiz ve yürürken de güzel manzaralar muhtemelen seyredeceğimiz için yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz bugün. Size yukarıdan Hallstatt'ın nasıl gözüktüğünü de göstereceğiz. Evet, şu an bu kemikleri sergiledikleri yere girmek için 2 euro verip bilet alıyorsunuz. Elimize de bir tane bilgilendirme metni verdiler. Buradan hem okuyalım, öğrenelim, sizi de bilgilendirelim, içeriği de gösterelim. Buraya en son 1995 yılında bir kafatası konmuş ve bu sağ taraftaki kafatası. Ölen kadının altın dişini şu an görüyorsunuz, orada duruyor. 1983 yılında ölen ve 1995'te kafatası buraya getirilen kadından sonra kimsenin kafatası ve kemikler buraya getirilmemiş. Günümüzde bu mezarlıklar hala kullanılıyor ama içeride de bahsettiğimiz gibi en son 1995 yılında bir kadın kendi isteği üzerine kendi kafatasını ve kemiklerini bu odada sergiletmeyi seçmiş. Şimdi günümüzde insanların çoğu yakıldığı için kemikleri vesaire artık zaten kalmıyor. Böyle bir yer problemi de aslında çok yok eskisi kadar. Eğer gömülmek istiyorlarsa, yakılmak istemiyorlarsa birçok insan benim kemiğim sergilensin tarzında bir vasiyet etmediği için bu mezarlıklar açılıyormuş, kemikler kenarı çekiliyormuş, yeni ölen kişi gömülüyormuş. Mezarlıklı kiliseyi ziyaret ederseniz buradan tuz madenlerine çıkabileceğiniz
yolu rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen kilisenin arka bahçesinden bu merdivenleri takip ederek bir zikzak yolla tuz madenlerine ulaşabiliyorsunuz. Biz de şimdi başlıyoruz. Yol genel olarak merdivenli. Merdiven olmayan yerler de çok dik değil. Buraya böyle bir baraka bile yapmışlar. Bu güzel manzara eşliğinde size bu güzel şehrin turizmle olan bir sorunundan bahsetmek istedim. Bu köyde 1000'den daha az insan yaşıyor ve 2011'de bu köyü yaklaşık günde 100 kişi ziyaret ediyormuş. Fakat 2020'lere gelindiğinde bu ziyaretçi sayısı 10.000 ile 30.000 arasında olmaya başlamış. Yani köye günde 30.000'e kadar turist gelmeye başlamış. Bu gelen turistlerin birçoğunun gelme sebebi ise kısacık bir fotoğraf çektirmek ve şehirden ayrılmakmış. Şehir çok kalabalıklaşınca bu şehirde yaşayan lokal insanlar bu turizmden rahatsız olmaya başlamışlar. Çünkü hem şehrin ekonomisine katkıda bulunmuyor hem de uzun süre kalmak isteyen turistleri bu şehir çok kalabalık olduğu için buradan uzaklaştırdığını düşünüyorlarmış. Daha sonra şehir kaliteli turizme yönelmeye başlamış 2020 yılından itibaren. Bu da aslında buraya gelecek turist sayılarını kısıtlamaya yönelik olmuş. Gelecek olan otobüs sayısını kısıtlamışlar. Burada kalmaya gelen otobüsleri şehirde önceliklendirmeye başlamışlar. Ve buraya olan feribot seferlerinin saatlerini şehirde en az belli bir saat geçirecek şekilde ayarlamışlar ki gelen turist hemen bir saat içinde geri dönmesin. Burada biraz para da harcasın diye. Şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yolun çok kolay olmadığını söylemem lazım. Çünkü merdivenleri çıkarken biraz nefes nefese kaldık. Kondisyonumuza da açıkçası güveniyoruz diyebilirim. Şimdi yol biraz daha kolaylaştı ama daha muhtemelen çok yolumuz var. Devam edelim bu güzel manzara eşliğinde. Bu dağda erozyon riski yüksekmiş ya da bir kayanın aşağı yuvarlanma riski yüksekmiş. Şehri korumak için bu bariyerleri yapmışlar aşağıda gördüğünüz. Hemen yukarıda da var bir tane. Burada da üstüne bir ağaç ve bir kayanın düştüğünü de görüyoruz. Yol üzerinde de çok çeşitli ağaçların çok farklı şekilde yerlerinden söküldüğünü gördük. Biz dikkatli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu manzaralarla yukarı çıkmak varken neden finikler tercih edilsin ki? Gerçekten nefes kesici ve büyüleyici bir güzellik. Şu teller bizi sevindirmeli mi, korkutmalı mı emin olamıyorum. Öyle sevindirmeli. Öyle. Mesela bakın bu üstünden geçtiğimiz köprünün muhtemelen şurasına bir kaya gelmiş olabilir. Ya da şuraya tam bir kaya çarpmış gibi duruyor. Çok sallanmadan yavaş yavaş yürüyelim. Şu akarsuyun güzelliğine bakar mısınız ya? Böyle seyahatlerin en sevdiğimiz yanı rotayı tırmanırken gördüğünüz manzara, ormanlar, ağaçlar bir yana bir de böyle şelalelerle karşılaşabiliyor olmanız. Gerçekten doğa çok harika. Finikülerle buraya çıkmaya çalışmak yerine eğer sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse, Hallstatt'a geldiyseniz bu rotayı kesinlikle öneriyoruz. Sadece aşağıda gördüğümüz daha büyük bir köprü vardı. Onun orada biraz karıştırdık gibi oldu. Köprüden geçerek ilerledik. Belki orada da yol vardır ama biz bulamadık. Daha sonra köprünün hemen girişinden köprüyü geçmeden sağa devam ettik. Şimdi bu yolu bulduk. Yolda kırmızı işaretler görüyoruz. Dolayısıyla doğru olduğunu düşünüyoruz. Yukarı gidince yine bahsederiz zaten eğer yanlışsa. Ama gerçekten
çok keyifli. Az önce bunun önündeydik ve köprü şöyle geçiriyordu bizi karşıya. Biz sol taraftaydık. Biz bu köprüden geçip buradan çıkmaya çalıştık ama bir yol bulamadık. Daha sonradan köprünün solundan ilerledik. Bizi ormanın etrafından dolaştırdı. Az önce üstünde video çektiğimiz köprüden bu tarafa geçirdi. Çok güzel bir açıklık alana çıktık. Şimdi yolda yukarıya doğru devam ediyor. Muhtemelen yaklaştık. 1 saat 20 dakikadır yoldayız şu an. Kara göründü. 1 saat 35 dakikada geldik. Dura dura video çeke çeke. Yani çok hızlı gelseniz 1 saatte varırsınız muhtemelen. Ama daha aşağısı biraz zor gibi. Hemen manzara noktasının yanında yemek yiyebileceğiniz bir yer var. Bize dışarıya yemek servis etmediklerini söylediler. İçeri girmemiz gerektiğini söylediler. İçeride yedik o yüzden yemeğimizi. Kötü bekliyorduk açıkçası. Bir mantı, bir makarna söyledik. Çok lezzetli çıktı. Özellikle o ıspanaklı mantısını çok beğendik. Sosu vesaire çok iyiydi. Böyle yoğun peynir gibiydi ama peynir de lezzetli gibiydi. Yemeklerimizi yedik dediğim gibi. Şimdi dışarıya çıktık. Biralarımızı içiyoruz. Biralarımızı içtikten sonra Hallstatt'a geri döneceğiz. Buraya kadar çıkmışken tuz madenlerine girmeniz de mümkün. Bayağı eğlenceli gözüküyor baktığımız kadarıyla. İçeride bir kaydıraktan kayıyorsunuz. Hatta bayağı hızlı bir trene biniyorsunuz çok dar bir alanda vesaire. Bizim sadece bugünkü planımız da yok. Biz buraya hemen solundaki yoldan çıktık. Hemen şu önümdeki yoldan da aşağı ineceğiz. Farklı rota denemek istedik. Burada Hallstatt 30 dakika yazıyordu. Gelin birlikte şimdi buradan aşağıya inelim. Şimdi aşağı indiğimiz yol daha düzgün ilk çıktığımız yola göre. Yani muhtemelen asıl bu yolun kullanılmasını istemiş yetkililer ve bu yolu daha iyi düzlemişler, yürüyüşe uygun hale getirmişler. Biz şimdi aşağı inerken şunu konuşuyorduk. Belki çıktığımız yol şelaleyi görmek içindir. Bu yolda şelale yoktur diye konuşuyorduk ama bu yolda da bir şelaleye denk geldik. Hangi yolu kullanırsanız kullanın, ikisinde de çok güzel Hallstatt gölü ve şehri manzaralarına tanık olacaksınız. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse bu rotayı yapın dedik size. Yani geçen çift kesinlikle amca 70 yaşının üstündeydi. Ama gidiyorlar maşallah. Müzik
Şimdi arkamda gördüğünüz merdivenler indiğimiz yolun şehirde bittiği merdivenler. Bu merdivenleri hemen önümde Welterbe Museum bulunuyor. Onu bulursanız bulabilirsiniz. Ya da yan tarafta bu renginden tanıyabileceğiniz önünde South House yazan tatlı bir bina var. O binadan da referans alabilirsiniz. Bu yol biraz daha güvenli ve daha kolay gibi geldi bize. Ama diğer yol da kesinlikle zevkliydi. Biraz daha böyle heyecan seviyorsanız diğer yolu da deneyin. Bizim yaptığımızı yapabilirsiniz. Giderken birinden, dönerken birinden gelebilirsiniz. İkisi de gerçekten çok güzel manzaralara sahip. O yüzden hangi yoldan giderseniz gidin pişman olacağınızı düşünmüyoruz. Normalde bu kuğuların durduğu yerden elektrikli bot kiralayarak bu gölü gezebiliyorsunuz ya da bu kuğuları kiralıyorsunuz. Bu kuğular pedallı. Normal sis, hatta şuradan bile gözüküyor. Şu pedalları kullanarak sürüyorsunuz bunları gölde. Ama bugün sanırız hava çok iyi olmadığı için, biraz rüzgarlı olduğu için elektrikli bot yokmuş. Bu pedalları kiralamak da mümkün değil gibi. Sadece şu ileride bize dediler ki 15 euroya yaklaşık 1 saat süren bir tur yapılıyormuş büyük bir gemiyle, o varmış. Biz de o yüzden o turu yapacağız, yoksa elektrikli bot kiralamak istiyorduk. O yüzden şimdi o turun oraya doğru yürüyoruz. Saatleri 13.10, 15.10 ve 16.10'du bu tekne turunun ve biz de 16.10'a koştura koştura zoraki bir şekilde yetiştik. Son dakika, son anda binen iki kişi olduk. Ama bence gerçekten daha ilk baştan itibaren bile çok güzel. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne manzaralarla karşılaşacağız. Şu an üstünde bulunduğumuz Hallstatt Gölü 8 küsür kilometre uzunluğunda, 2 küsür kilometre genişliğinde. Ortalama derinliği 80 ile 100 metre arasındaymış. Maksimum derinliği ise 125 metre bu gölün. Buzul gölü olduğu için çok soğukmuş. Su kaç derece bilmiyorum ama hiç donmuyormuş. 20 senede bir ortalama donuyor diye bilgi aldık şimdi tekneden. Hallstatt'tan baktığınızda gölün karşısında gördüğünüz beyaz bir yapı var. Orası tamamen özel bir mülk. Oraya ulaşım yok. Oraya giremiyorsunuz isteseniz de. Her ne kadar elektrikli bot kiralayıp buralarda kendimiz gezmek istediysek de bu turdan da keyif aldık. Çünkü kocaman dağların arasında Hallstatt'ı izleyerek, dağları izleyerek geziyorsunuz. Kişi başı bilet de 15 euro. Hallstatt'ta bir tam gün geçirdik. Size bu köyü göstermeye çalıştık. Çok güzel bir yürüyüş yaptık ve tekne gezisiyle de videomuzu kapatıyoruz. İzlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederiz. Bizi YouTube'da desteklemek isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu vesileyle videonun sponsoru Hollanda Hukuk'a da çok teşekkür ederiz. Eğer Hollanda'ya gelmek isterseniz, özellikle Hollanda'ya taşınmak, orada iş kurmak isterseniz açıklamadaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.